Aşağıdaki cümlelerin hangi anlamda kullanıldığını karşılığına işaretleyelim. Yani burada 3, 6, 8 tane cümle vermiş. Bu cümleleri tek tek okuyacağız. Neden sonuç cümlesi mi, amaç sonuç cümlesi mi? Ona göre işaretleyeceğiz. Hocam ilkini yapabilir miyim? Tamam canım, yap bakalım hadi. Biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktık. Amaç sonuç. Biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktık. Aferin, amaç sonuç cümlesi. Güzel. Yiğit Tuna, söylediklerimi yanlış anladığı için bana kırılmış. Düşün bakalım oğlum. Amaç sonuç mu? Neden? Aferin. Aferin oğlum. Neden sonuç hocam? Aferin. Neden sonuç? Bana kırılmış sonuç. Niçin kırıldı? Söylediklerimi yanlış anladı. Neden sonuç? Yağmur, bakır rengini sevdiği için saçlarını bakıra boyatmış. Neden sonuç hocam? Aferin kızım. Saçları bakıra boyatması sonuç. Niçin saçlarını bakıra boyattı? Çünkü bakır rengini seviyor. Tuana, biraz olsun yüzümüz gülsün diye komedi filmi açtım. Amaç sonuç hocam. Aferin, süpersin. Komedi filmi açtım sonuç. Ne amaçla, ne hedefle açtım? Biraz yüzümüz gülsün. Amacım var değil mi? Aferin. İlyas, havaların ısınmasıyla herkes kendini dışarı attı. Neden sonuç? Havaların ısınması. Aferin. Doğru. Neden sonuç? Kendini dışarı attı. Herkes kendini dışarı attı sonuç. Neden, niçin? Havalar ısındı. Doğru. Bakalım. Çınar Ege, kitaplar hayatımızı renklendirsin diye yazılıyor. Amaç sonuç mu hocam? Aferin. Amaç sonuç. Kitapların yazılması sonuç. Ne amaçla yazılıyor kitaplar? Hayatımız renklensin amaçtır. Gökçe, mikrofonu açabiliyorsan bu dersinde cevaplandırır mısın? Yazsan da olur Gökçe'ciğim mesaj olarak. Farklı kültürleri tanımak için dünya turuna çıkacak. Farklı kültürleri tanımak için dünya turuna çıkacak. Gökçe'ciğim ya yazılı ya sözlü cevap verir misin? Mesaj olarak yazsan da kabul ederim. Farklı kültürleri tanımak için dünya turuna çıkacak. Neden sonuç cümlesi mi? Amaç sonuç cümlesi mi? Hemen bakıyorum kızım. Aferin. Amaç sonuç cümlesi. Aferin Gökçe. Evet bakalım. Çiçek, sevilen bir insan olmak için egolarından kurtulmalısın. Amaç sonuç. Aferin. Amaç sonuç cümlesi. Egolarından kurtulmalısın sonuç. Ne amaçla egolarından kurtulmalısın? Sevilen bir insan olmak amacıyla amaçtır. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Şimdi geldik koşul sonuç. Yani şart sonuç cümlesine. Bir yargının gerçekleşmesini başka bir durumun gerçekleşmesine bağlı olduğunu anlatan cümlelere koşul sonuç, şart sonuç cümlesi denir. Öğretmenlerinin verdiği taktikleri doğru uygularsan gelecek sene daha başarılı olursun. Amaç koşul sonuç cümlesidir değil mi? Öğretmenlerinin, bak şimdi gelecek sene başarılı olmasının şartı, koşulu öğretmenlerinin verdiği taktikleri doğru uygulamasına bağlı olarak gerçekleşecektir. Aynı şekilde bu ay gerekli yerlere ödememi yaptım mı borcum bitiyor. Bu da bir koşul sonuç cümlesidir. Borcumun bitmesi için bu ay gerekli yerlere ödeme yapmam şart. Şart sonuç cümlesidir. Evet, şimdi aşağıdaki cümleleri koşul cümlesi olacak şekilde tamamlayalım.
Yine cümle tamamlama var. Evet. Tuana barışırım yüklem olacak. Bize bir koşul sonuç cümlesi kur Tuana'cığım. Düşün. Barışırım kelimesiyle bitecek. İstediklerimi yaparsa barışırım. Aferin. İstediklerimi yaparsa barışırım. Yapmazsa barışmam. Şart cümlesi. Kitabın verdiği örneği her defasında açacağım. Onu da okuyun. Beni bir daha üzmezsen seninle barışırım. İlyas. Söylediklerimi dikkatli dinlersen dışarı çıkarsın. Aferin. Söylediklerimi dikkatli dinlersen dışarı çıkarsın. Dinlemezsen çıkamazsın. Aferin. Kitaptaki örneği açıyorum. Okuyun siz de. Peki Yiğit Tuna, sana yardım ederim ama Bir de şey bırakacaksın. Efendim canım, bir daha söylesene, anlamadım. Sana yardım ederim ama bilgisayarı bırakacaksın. Aferin. Sana yardım ederim ama bilgisayarı bırakacaksın. Bilgisayarı bırakmazsan sana yardım etmem demek istiyorsun. Şart sonuç cümlesi. Aferin. Alperen geldi. Alperen, onu birden karşımda gördün mü diye başlayan şart cümlesi kurar mısın Alperen? Onu birden karşımda gördüm. Evet Alperen. Aklıma gelmiyor hocam. Tamam oğlum, sen düşün biraz. Peki. Söyleyeyim mi hocam ben? Tamam, söyle bakalım. Söyle bakalım. Onu birden karşımda gördün mü bana haber ver. Yalnız anlayamadım. Cümlenin devamını anlayamadım. Onu birden karşımda gördün mü bana haber ver. Ha, onu birden karşımda gördün mü? Gördüğün zaman bana haber ver. Tamam. Kitabın örneğine bakalım. Onu birden karşımda gördün mü? Kalbim küt küt atıyor. Tamam. Başka? Çıkabilirsin kelimesiyle bir şart sonuç cümlesini kim kuracak gönüllü olarak? Hocam ben söyleyeyim mi hocam? Evet. Söyleyeyim hocam? Ödevlerini yaparsan dışarı çıkabilirsin. Aferin. Ödevlerini yaparsan dışarı çıkabilirsin. Yapmazsa dışarı çıkamazsın. Güzel. Aferin. Kitaptaki örneği de açalım. Geç gelmemek üzere dışarı çıkabilirsin. Geç geleceksen dışarı çıkamazsın anlamında. Şart sonuç cümlesi. Güzel. Evet, bakın sorularınız bitmedi. Daha var, merak etmeyin. Evet, ne diyor? Aşağıda verilen cümlelerden koşul cümlesi olanların başına tik işareti koyalım. Şimdi ben cevabı daha sonradan açacağım, tamam mı? Sırayla soracağım şimdi hepinize. İlyas, şart cümlesi mi değil mi? Koşul hocam. Başarıya ulaşmak istiyorsan engebeli yollarla arkadaş olmalısın. Koşul hocam. Aferin. Şimdi cevabı açmıyorum. Çünkü şimdi atmıyoruz. En son atacağız. Doğru. Alperen, dışarıya çık ama eve geç dönme. Koşul cümlesi midir değil midir? Koşul. Aferin. Tuana, beni dinlediği için bu badireyi ucuz atlattı. Şart cümlesi midir değil midir? Yok hocam. Değil mi? Beni dinlediği için bu badireyi ucuz atlattı. Neden sonuç cümlesidir? Şart cümlesi değildir. Yiğit Tuna, akşam olunca sokaklar ıssızlaşır. Koşul cümlesi yok hocam. Tamam, cevabını alıyorum. Biraz sonra hepsini söyleyeceğim. Koşul Gökçe. Bu evi sattıktan sonra köye taşınacağım. Evet.
Gökçe. Bu evi sattıktan sonra köye taşınacağım. Ben bakıyorum cevabına. Aferin Gökçe. Evet. Çınar Ege, canını sıkmamak için söylenenlere kulak tıkadı. Değildir hocam. Aferin. Canını sıkmamak için söylenenlere kulak tıkadı. Amaç sonuç cümlesidir çünkü. Şart cümlesi değildir. Şimdi cevaplarımızı açayım. Aşağıda verilen cümlelerden koşul cümlesi olanların başına tik işareti koyalım. Başarıya ulaşmak istiyorsam, dışarıya çık ama, bu evi sattıktan sonra bu 1, 2 ve 5. cümleler şart cümlesidir arkadaşlar. Aferin. Devam ediyoruz. Şimdi tanım cümlesi. Tanım cümlesi ne demekti? Tanım cümlesi bu nedir, bu kimdir sorusuna cevap veren cümlelerdi. Nedir, kimdir sorularına cevap veren kavram ya da varlıkların durumunu öznel ya da nesnel bir biçimde ortaya koyan cümlelere tanım cümlesi denirdi. Şu dediğimi sakın unutmayın. Bir cümleye bu nedir, bu kimdir diye sorduğunda cevap alırsan o cümle tanım cümlesidir. Örnek cümleye bakalım. Kitap, insana farklı bakış açıları sunan, kilitli kapılar ardındakileri gösteren değerli bir hazinedir. Bu cümleye ben bu nedir, kitap nedir diye sorduğumda cevap alıyor muyum? Evet. Kitap nedir? Cümleye sordum. İnsana farklı bakış açıları sunan, kilitli kapılar ardındakileri gösteren değerli bir hazinedir. Bak, kitap nedir diye sorduğumda cevap alabiliyorum arkadaşlar. O zaman bu tanım cümlesidir. Eleştirmen, okuyucu ve yazara yol gösteren kişidir. Eleştirmen kimdir diye soruyorum. Bu kimdir? Eleştirmen kimdir? Okuyucu ve yazara yol gösteren kişidir. Cümleye bu nedir, bu kimdir diye sorduğumda cevap alabiliyorsam o cümle tanım cümlesidir. Aşk, insanlar arasındaki en önemli duygudur. Örnek verdim kafamdan. Aşk nedir, aşk kimdir? İnsanlar arasındaki en önemli duygudur. Tanım cümlesi. Aşk, insanları birbirine yaklaştırır. Bu tanım cümlesi değil. Aşk kimdir, aşk nedir? Cevap yok. Cevap olarak insanları birbirine yaklaştırır diyemem ki. Değil mi? Devam edelim. Şimdi tanım cümleleri genelde, sakın unutmayın bu bilgiyi, bakın. Tanım cümleleri genelde dır dir durdur, tır tir turtur ekleriyle ya da denir sözcüğü ile biter arkadaşlar. Bu bilgiyi de unutmayın sakın. Aşağıda verilen cümlelerden tanım cümlesi olanların başına tik işareti koyalım. Evet. Yağmur. Edebiyatta sevgili, her şeyden önce anonim bir varlıktır. Tanım cümlesi midir? Değil hocam. Değil midir? İlyas, edebiyatta sevgili, her şeyden önce anonim bir varlıktır. Tanım cümlesi midir? İlyas? Hocam bana mı sordunuz? Evet, evet. Hocam tik. Tik yani tanım cümlesi. Evet. İlyas, bu cümlenin tırla bitmiş. Olduğunu nereden anladın? Bir söyle arkadaşlarına. Hocam varlık tır demiş. Tırla bitmiş. Tırla bitmiş. Bu nedir? Evet. Edebiyatta sevgili kimdir, nedir diye sorduğunda cevap alıyorsun değil mi? Her evet hocam. Her şeyin anonim bir varlıktır cevabını veriyorsun. O zaman bu cümle tanım. Hocam sesim size gelebiliyor mu şu an? Efendim canım anlamadım. Konuşan kimdi? Sesim geliyor değil mi? Ha, çiçek. Evet geliyor. Geliyor. Tuana. Korkak tamam yaşamak. Hocam bayağı bir attı da giremedim. Öyle mi? Korkak yaşamak Tuana en büyük tutsaklıktır. Efendim hocam. Bu cümle tanım cümlesi midir?
Hayır hocam. İyi düşün. Çınar Ege. Ya da evet hocam. Tamam Çınar Ege. Korkak yaşamak en büyük tutsaklıktır sanırım. Tanım cümlesi midir? Hocam. Çınar Ege. Düşüneyim hocam biraz. Tamam. Gençler lütfen daha dikkatli dinleyin. Lütfen. Çok kolay. Bakın bir evet, cümleye hocam. Bu nedir, bu kimdir diye soracaksın. Mesela korkak yaşamak en büyük tutsaklıktır. Evet hocam. Korkak yaşamak nedir, kimdir, en büyük tutsaklıktır. Tanım cümlesi. Evet hocam, tanım cümlesi. Tamam. Çiçek, kelime avı, sözcük dağarcığını geliştiren bir oyundur. Tanım cümlesi hocam. Aferin. Kelime avı kimdir? Sözcük dağarcığını geliştiren bir oyundur. Tanım cümlesi. Yiğit Tuna, makale alanında uzman kişi tarafından yazılan bilimsel yazılardır. Evet hocam. Tanımlamış. Aferin. Yiğit Tuna şöyle çözdü soruyu. Makale nedir diye sordu. Kendi kendine cevap verdi. Alanında uzman kişi tarafından yazılan bilimsel yazılardır. Tanım cümlesidir dedi. Aferin. Peki şimdi gönüllü olarak kim cevaplamak istiyor? Diğerine. Hocam hangisinde kaldık? Öğretmen öğrencilere ışık tutarken orada kaldık. Hocam bence çarpı. Bence de. Öğretmen öğrencilere ışık tutarken kendi yanan kişidir. Ha tanım hocam bu tanım. Tanım değil mi? Öğretmen kimdir diye sorduğunda öğrencilere ışık tutarken kendi yanan kişidir. Aferin. Peki iyi bir eleştirmen olmak için tarafsız olmak gerekir cümlesi tanım cümlesi midir? Düşünün. Ne yapman gerekiyor? Evet. Biliyor musun? Bu nedir, bu kimdir? Bu iki soruyu unutma. Evet hocam. Tanım cümlesi midir bu? İyi düşün. Değil. Hayır hocam. Değildir. Bak iyi bir eleştirmen olmak için tarafsız olmak gerekir. İyi bir eleştirmen kimdir? Buna ben cevap olarak tarafsız olmak gerekir diyemem ki. Doğru değil mi? O zaman 6 numaralı cümle tanım cümlesi değildir. Son cümleyi okuyorum. Bahar mevsimi kış ile yaz arasındaki ılıman mevsimdir. Evet hocam. Evet hocam. Aferin. Bahar mevsimi kimdir diye sorduğumda cevap veriyorum. Kış ile yaz arasındaki ılıman mevsimdir. Demek ki 6 numaralı cümle dışındaki tüm cümleler tanım cümlesidir arkadaşlar. Çok kolay. Tamam mı? Evet şimdi bir saniye. Karşılaştırma cümlesi. Karşılaştırma cümlesi en az iki durumun benzer ya da farklı yönlerinin kıyaslanmasıyla ortaya çıkan cümlelerdir. Unutmayın önemli. Karşılaştırma cümlelerinde en, daha, göre, kadar gibi sözcükler kullanılır. Bir cümlede kadar, daha, göre gibi en kelimelerini görürsen karşılaştırma cümlesinde o cümleye. Sanatçı diğer çağdaşlarına göre daha anlaşılır bir dil kullanmıştır cümlesinde. Sanatçı dönemindeki diğer sanatçılarla karşılaştırılmıştır. Doğru mu? Nedir bu? Karşılaştırma cümlesidir. İkinci örneğe bakalım. Carmen operası tüm tiyatrolar içinde benim listemde birinci sıradadır. Carmen operası ile tüm tiyatroları kıyaslıyor, karşılaştırıyor. Bu cümlede karşılaştırma cümlesidir. Ankara İstanbul'dan daha güzeldir dediğimde İstanbul ile Ankara'yı kıyaslıyorum. Sınıfın en çalışkanı Ahmet'tir dediğimde Ahmet ile sınıfın diğer çalışkanlarını
karşılaştırıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Aşağıdaki cümlelerden tamam. Karşılaştırma anlamı taşıyanların başına tik koyacağız. Evet. Ankara İstanbul'a göre daha yaşanılması bir şehir. Karşılaştırma var mı arkadaşlar? Evet hocam. Var. Tamam. Biber de limona göre daha çok C vitamini var. Karşılaştırma var mı? Düşün. Evet. Var. Biberle limonu karşılaştırıyor. Ansızın yağın dolu meyve bahçelerine zarar verdi. Karşılaştırma var mı? Yok. Aferin. Şu an dünyada benden mutlu insan yoktur cümlesinde karşılaştırma var mı? Var hocam. Aferin. Kendi ile mutlu olan kendi ile diğer mutlu insanları kıyaslıyor, karşılaştırıyor. Az uyuyan insanların hastalığa yakalanma riski daha fazla cümlesinde karşılaştırma. Evet hocam. Efendim? Var. Aferin. Çok uyuyan insanları ile az uyuyan insanları karşılaştırıyor. Konuşmak için yanına gittim ama yüzüme dahi bakmadı. Var mı burada karşılaştırma? Konuşmak için yanına gittim ama yüzüme dahi bakmadı. Yok. Aferin. Yok, yok hocam. Yoktur, aferin. Bugün yorucu bir gün geçirdim. Var hocam. Evet, günle bugünü kıyaslıyor, doğru. Cümlenin ögeleri konusuna ben de senin kadar hakimim. Var hocam. Aferin. Sen yani karşıdakiyle kendisini kıyaslıyor, karşılaştırıyor. Çağdaş bir insan olabilmek için eğitim şart. Var. Hayır, yok hocam. Tamam, açacağım. Çağdaş bir insanla normal bir insanı karşılaştırmıyor mu? Tamam, şimdi açacağım. Baklava aç... Süremiz az kalıyor ya, hızlandım. Baklava açmada kendi üstüme kimseyi tanımam. Burada var mı? Var bence. Var hocam. Tamam. Var hocam. Ben çiklerimi açıyorum. Birinci, ikinci cümlede var. İnceleyin siz de. Üçün, dördüncü ve beşinci cümlede var. Cümlenin ileri konusuna cümlesinde var. Bir de baklava açmada kendi üstüme kimseyi tanımam. Hangilerinde yok? Konuşmak için yanına gittim ama yüzüme dahi bakmadı. Bu cümle karşılaştırma cümlesi değil. Ansızın yağın dolu meyve bahçelerine zarar verdi. Karşılaştırma cümlesi değil. Bugün yorucu bir gün geçirdim. Aslında karşılaştırma var gibi ama yok sayılmış. Evet hocam. Değil mi? Dünle bugün. Bence var hocam. Bugün, düne göre. Ama şöyle deseydi daha doğru olurdu. İlyas'cığım. Düne göre, düne göre bugün yorucu bir gündü deseydi. Karşılaştırma olurdu. Çünkü dünü veya evvelsi günü dile getirmemiş ya, direkt bugün demiş ya. O yüzden karşılaştırma vardır denmemiş orada. Bugün düne göre daha yorucu deseydi o zaman tam karşılaştırma olurdu. Bir de çağdaş bir insan olabilmek için eğitim şart cümlesinde karşılaştırma yok. Diğer insanlara göre çağdaş olabilmek için deseydi o zaman karşılaştırma olurdu. Bakalım nereye geçtik şimdi? Olasılık ihtimal cümleleri. Çağdaş bir insan ne oluyor? Çağdaş bir insan yani dönemin koşullarına, dönemin şartlarına uygun, kendini yetiştirmiş bir insan demektir. Çağdaş. Yani çağına ayak uydurmuş, çağının gelişmeleriyle kendini geliştirmiş, çağa uygun insan demektir. Sevgili arkadaşlar, tamam, saat bir şey değil oğlum. Saat 9 oldu arkadaşlar. İsterseniz sıradaki bu konumuzu da başka bir dersimizde burada kaldık. Bir dahaki dersimizde olasılık cümlelerinden devam edelim. Tamam mı? Bu akşam zaten tamam, hocam. Bitirince tamam, hocam. Çıkmayın arkadaşlar çünkü yoklama yatacağım. Tamam hocam. Bekleyin arkadaşlar.
Bir saniye. Şimdi ben böyle aynı konuları işletiyorum ya size. Daha sonradan cümlede anlam ile ilgili bir sürü soru getireceğim. Sonra tek tek ben cevap hakkı vereceğim. Beraber çözeceğiz. İlk önce eski cümleleri ikinci kez işleyelim. Tamam mı? Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Gerçekten anlayışınız için. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi konularımız bitti ya, bol bol soru çözün, tamam mı? Çözemediğiniz soruyu WhatsApp'tan atın bana. Yakında zaten... Hocam yarın ders olmayacak mı? Efendim? Tamam, yarınki dersimizi Alperen'cim, yarın sabah 9'da yapacağımız dersi şimdi yaptık. Şu an yaptık. Tamam mı oğlum? Saat bir saniye. Saat şu an 9. Saat 7.30'daki dersimizi bu sabahki dersimizi ne yaptık? Saat 8.30'daki dersimizi de yarın sabahki dersimizi yerine yaptık. Çünkü yarın sabah hastaneye gideceğim. Oradan da okula gideceğim ben. Dersiniz azalmasın diye ders saatiniz. Dersi erkenden yaptım ben. Bir de yarın üçleme bir dersimiz daha var arkadaşlar. Yarın o ikideki, üçteki dersimizde yarın 6.30'da yapacağım. Yani eksik dersiniz olmuyor. Merak etmeyin. Sadece saatiyle oynuyorum ben. 9'da değil 6'da yapıyorum. 6 değil 8'de yapıyorum. Ama dersimiz oluyor yani. Tamam mı arkadaşlar? Hocam geçmiş olsun. Kim rahatsız? Çok teşekkür ederim. Ben bebek bekliyorum ya, biliyorsunuz. Ondan dolayı. Biraz sıkıntım var da. Çok teşekkür ederim. Efendim? Hani gençler, ben bebek bekliyorum yani, biliyorsunuz. İşte o yüzden yani şu an... Çok geçmiş olsun hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim anlayışınız için, ama dediğim gibi hiçbir dersiniz eksik değil. Hani haftada kaç saatse o kadar veriyorum ben size, ki ek ders bile yapmıştım sizlere, biliyorsunuz. Sadece saatleriyle oynuyorum mecburen. Oldu arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Siz bol bol soru çözün. Herkese de çok selam söyleyin. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. İyi akşamlar.